Ülkemizin meselelerini konuşacağız. Nihat Genç'in aslında ünlü o hikayeleriyle Ramazan tadında bir sohbet gönül arzu ederdi ama ülkemizin durumu meydanda. Evet, Türkiye yeni bir heyecan dalgasına girdi. Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin çatı adayı adı altında Ekmelettin İhsanoğlu'nun dayatması üzerine Türk aydınları, sivil toplum kuruluşları, gönüllü kuruluşların hepsi harekete geçti. Dün akşam Türkiye tarihi bir gün yaşadı. Ulusal kanalda, üstelik Kral Çıplak'ta Mustafa Mutlu'nun programında Profesör Doktor Süheyl Batum ilk imzayı vererek tarihe geçti. Evet, ilk imza Emine Tarhan için. Bakalım bugün 3'e çıktı, önümüzdeki günlerde 20'yi dolduracak ama Ankara kulislerinden, Ankara'yı çok iyi tanıyan gazetecilerden aldığım bilgiler şöyle. Evet, bu bir Türkiye'nin nefes alma mücadelesidir, Türkiye'ye sahip çıkma mücadelesidir. Zor görünüyor 20 ama imkansız değil, diyor Müyesser Yıldız. Öte yandan Yeni Çağ'ın Ankara temsilcisi Ahmet Takan, CHP'liler sakın Deniz Baykal'a güvenerek bu 20'yi bulacağını zannetmesin. Yine Baykal golünü atar cümlesi var. Nihat abi ne dersiniz? O şey, Türkiye'de bir şey var, bayramları kutlarken, milli bayramlarla, mesela milli bayramları kutlarken 23 Nisan kutlu olsun deriz. Kutlu Türkiye'den gelen bir şeydir. O mübareği de içinde saklar. Ama dini bayramları kutlarken kutlu demek daha şey düşmüyor. Çünkü dini bayramların mübarek. Evet. Bu zengin tabii. Belki birbirinin aynısı kelimelerdir ama hani zengin kelimelerimiz olduğu için dini bayramlar için işte Ramazan bayramınız, Ramazan mübarek olsun. Milli bayramlar için kutlu olsun demek benim şahsi görüşüme göre daha şey. Bunu söylemek istiyorum. Öbürü neydi? Ramazan. 20 milletvekilinin bulabilir miyiz? Bu Ramazan'ı tabii biz de mübarek olsun diyoruz. Bir iki cümle etmek istiyorum. Eski bir ofisyoloji. Üstelik olarak. Şimdi Türkiye'mizin büyük bir bölümü iftar sofrasında. Tabii eski bir ofisyoloji olarak ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Bu biliyorsun Ramazan hani insan yemediği zaman hani yoksulları düşünür, açları düşünür. Çünkü onlar da şey kurar. Empati. Aç kaldığı zaman. Ama daha başka insan vücudu zayıflar tabi. Zayıfladığı için, vücut yoksul düştüğü için hüzünlenir. Hafif geçici bir şeyler, melankoli hali alır. Hafif esrikli bir hali alır. Sarhoş bir hali alır yani işten. Evet. Kan şekeri düşer. onu yemeyen, içemeyen yoksul insanları daha duygusal olarak anlamasını sağlar. Yani bir iftar orucun bizdeki bizim şeyimizdeki anlamı budur. Yani açım halinden anlamak. İnce bir hal alırız. Daha duygusal bir hal alırız ve sözle değil, lafla değil, daha duygusal olarak başka insanları anlamaya çalışırız. Ramazan, iftar bunları bize öğretirse Ramazan'dır. Ve o yüzden biz bütün dünyanın açlığını, yoksulluğunu, aç kalan insanları anlamak için bu orucu tutuyoruz. Dua da budur zaten. Ve şimdi, diğer taraftan da manevi olarak kendimizi, nefsimizi terbiye ediyoruz. Ve tabii şimdi bu Ramazan sofrasında ilk aklımıza gelen evlerini terk etmiş, yuvalarını, topraklarını terk etmiş ve sınırlarımızda 1 milyon çadırın içinde yaşayan milyonlarca insandır. Kerkük terk etti. Evsiz, yurtsuz, ocaksız, açsız, susuz kalan bütün bu insanlara bu Ramazan günü hem dua edeceğiz hem onları düşüneceğiz. Hani bir laf vardır çok kabaca söylenir. Hani kabaca değil de şey olarak bir kalıp olarak söylenir hani İslam alemi. İşte budur. Kimler yoksul, kimler aç, kimler perişan, kimler evinden uzak bunları şimdi düşüneceğiz. Hı hı. Bir siyasi rüzgarın ya da bir siyasi fırtınanın taraftar olabiliriz. Hep bir at gözlüğü bakarak başka türlü bakabiliriz. Şimdi Allah'tan başka ve kendimizden başka her şeyi bir kenara bırakıp düz ve çıplak haliyle o evleri dağılmış milyonlarca insana ne sofrasında ne var şimdi? Orada da anneler var ve 3 tane çocuğu var. Sofrasında kaynayan hiçbir şey yok. Su yok. Hiçbir şey yok. Değil mi? Bu anneleri içimize yerleştireceğiz. Ben işte bu duanın